Merhaba arkadaşlar, yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar huzurlarınızdayım. Roblox oynayacağım. 2013'ten beri karşıma çıkıyor ve oynamamakta ısrar ediyordum ama bugün içimden bir ses Roblox oyna dedi. Ve tatam! Biliyorsunuz Roblox'ta zibilyon tane harita var. Aklıma birdenbire Mastermind geldi. Dur dedim, yazayım var mı? Bir de baktım ki ne göreyim? Var. Hemen denemeye karar verdim. Mastermind bir zeka oyunu biliyorsunuz. Ve zeka oyunu deyince aklınıza ben geliyorum. Bugün sevgili eşimle toplam IQ'muzu 3.5'tan 4'e çıkarmayı planlıyoruz. Eğer oyunu bilmiyorsanız no problem. Erva da bilmiyor zaten, ben anlatacağım. Sakin olun, bende kalın. Keep calm. 2 hours later. Şimdi öncelikle sesimizi kapayalım. Ses rahatsız ediyor biraz. Ben oyunun nasıl olduğunu size anlatacağım. Erva'ya da anlatacağım. Oyun kolay, şuradaki tutorial'a girmemize gerek yok. Ben girmedim zaten. Deneyerek hemen öğrendim. Önce ilk başta sallama renkleri seçiyoruz. Şurada renkler var. Bu kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane renkten birini seçiyoruz. Bu zaten boşluk, herhangi bir renk değil. Bu renklerin sonucunda oyun bize bir şey gösterecek. Ben de onu size açıklayacağım. Şuradan yes diyoruz. Şurada bir tane beyaz çubuk çıktı. Bu beyaz çubuğun anlamı şu demek. Bu 4 tane renkten birisinin rengi doğru ama bulunduğu yer yanlış demek. Mesela kırmızıyı düşünürsek, kırmızı doğruysa eğer yeri burası hariç her yer olabilir. Şura. Bu oyunun tamamı şu kadar. Kaç tane bilmiyorum bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 12 hakkımız var. 12 kez de doğru sonucu bulmamız lazım. Tamam. Tamam. Şimdi ikinciye koyacağımız renkleri sen belirle. Tamam. Çünkü burada fazla bir şey çıkmadı anlayabilmemiz tamam. için. Mavi. Mavi. Siyah. Ya. Pembe. Pembe. Turuncu. Şimdi bakalım, eğer mavi deminkinde şu beyaz mavi ise kırmızı çıkma ihtimali var. Gerisini ilk defa deniyoruz. Tahmin edelim. Şimdi bu renklerden 3'ü doğru. Tamam mı? Ama bir tanesinin yeri de doğru. Diğer ikisinin yeri yanlış. Şu an hala aklımızda soru işaretleri var. 3 doğru. 3 tane renk doğru. Hı. Bu 4 taneden. Bir tanesinin hem yeri doğru hem rengi doğru. Ne yapabiliriz? Hepsini mavi kullansak bakalım mavi var mı? Şurada mavi denedik. Aynı renkten istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Ama şöyle hepsini mavi denesek, tahmin desek mavi hiç yok. Demek ki şurada görülen beyaz bu mavi değil. Burada görülen de beyaz veya kırmızı mavi değil. Zaten bir şey çıkmadı. O zaman şu renklerden biri. Hangisi olabilir? Şunlar bir kere üçü de doğru. Ya daha doğrusu evet. Üçü de var. Hepsini birer kaydırsak, onları yapsak. Tamam, o zaman hepsi şeyde kırmızı yapalım. Bence hepsini kırmızı yaparsak evet. Yine mavi gibi hiç çıkmayabilir veya bir tane kırmızı çıkabilir. Ama biz 3 renk biliyoruz. Biz 3 renk biliyoruz. Dördüncüyü bulacağız. Ve bunların da yerini bulmaya çalışacağız. Senin dediğin gibi yapalım. Sonra da o zaman benim diyeceğim gibi yapalım. Tamam. Şöyle hepsini kırmızı mı dedin? Şöyle hepsini kırmızı seçelim. Tahmin et dedim. Bir tane evet kırmızı var. Bütün renklerimiz belli oldu. Kırmızı, siyah, pembe, turuncu. Ama yerleri önemli. Şimdi kırmızının hangi yer olmadığını biliyoruz. Burası değil çünkü burada beyazdı. Şunlardan birinde. O zaman ben şöyle diyorum. Şunları hep bir kaydıralım. Yani şuraya siyah yapalım. Pembe. Şöyle pembe yapalım. Turuncu. Turuncu ve kırmızı yapalım. Bakalım 4 beyaz mı gelir? 2 beyaz 2 kırmızı. İkisinin yeri doğru, ikisinin yeri yanlış. O zaman önce şunları sabit tutalım. Olur mu? Şuraya kırmızı diyelim. Buraya turuncu diyelim. Ve kazandık. Bayağı da hızlı kazandık. Bayağı iyi gittik. Şöyle bakalım kaç tahminde bildik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahminde bildik. Yarısında bildik. Güzel. Evet. Şimdi sen tek oynamak ister misin? Yarışalım mı? Olur. Açtım renkleri. Tamam. Mavi. Mavi. Mor. Mor. Evet. Pembe. Pembe.
Siyah. Siyah. Tahmin ediyorum. Çok kötü. Bir tane ne demek? Bir tane beyaz demek. Bu renklerden sadece bir tanesi doğru ve onun da yeri yanlış demek. Tamam, tamam. O zaman tamam. İkinci. Kırmızı. Kırmızı. Bence bu doğru. Sonra? Sonra renklere bakalım. Yeşil. Yeşil. Şöyle de bakabiliriz aslında geriye doğru. Tamam. Şöyle tamam. Turuncu seçeyim. Evet. Ve turuncu olsun. Şimdi şöyle. Ne oldu? Geri bir tanesinin doğru. Bir tanesinin yeri yanlış. Ama bir tane doğru eminim hangisi? Şeyde kırmızı doğru eminim. Nasıl eminsin ya? Yeşil de doğru olabilir. Ama şöyle, bunlar bir tane sadece doğru. Tamam mı? Onlar zaten dört renk. Tamam şimdi yeşil de doğru olabilir. Kırmızı ile yeşil aynı durumda bence. Tamam sen tamam şöyle et. Yapayım. Tamam. Ben şöyle hepsi yeşil yapayım. Hepsinin yeşil. Evet. Hepsinin yeşil yaptım. Denedim. Evet. Tamam. Yeşil ve yeşil kırmızı doğru. Ben şöyle hissediyorum. Ve kırmızı. Tamam. Hepsi turuncu yapayım. Biraz uzun olacak. Tahmin et dedim. Dedim mi? Dedim. Olmadı. Dedim bak, mi? Turuncu yok. Evet bak geçti. Bir sonrakine geçti. Tamam o zaman turuncu, turuncu olmaz. Yani o hiç. Tamam O zaman şiyin kırmızı. Bir saniye aç renkler. Ben bir şey bakayım. Renkleri şöyle açar mısın? Ha, bir saniye. Bir saniye kaç renk var? 7 renk var. Şimdi bir tane kırmızı, önce kırmızı, sonra başı, turuncu, kırmızı, sonra turuncu. Turuncu. Turuncu mu? Pardon, bir saniye. Ah kopya verdim. Evet. Bir saniye zaten turuncu, zaten söylemek istemedim turuncu. Ben dedim ki kırmızı ve dedim yeşil dedim. Yeşil. Yeşil doğru zaten dedik. Sonra mor dedim. Bir tane mor. Eminsin. Evet. Bir tane mor. Evet, ben olsam böyle yapmazdım. Bakalım. Şimdi bir beyaz bir kırmızı var. Ne demek? Ne demek? Bir tanenin hem rengi doğru hem yeri doğru. Bir tanesinin sadece yeri, rengi doğru. Of nasıl ya sinirlendim. Şimdi bak. Doğru bir tane o zaman yeşil olmaz böyle. Yeşil bir tane doğru dedin. O zaman bir tane doğru zaten orada. Yeşilin. Yani yeşil şu iki çubuktan birisi. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz değil mi? Bir tane mesela. Kırmızı hakkında bir şey biliyor muyuz? Biliyoruz. Kırmızının şu iki... Aslında şöyle yapsak neyse kopya vermek istemiyorum ama bir tane vereceğim. Şu ikisinin yerini değiştirip denersek iki kırmızı çıkma ihtimali var mı? Yok. Bunlardan birinin yeri doğru. Sinirlendim ya. Neden öyle? Sinirlenme şimdi hadi. Yeni dene. Şimdi tamam şöyle yapalım. Ama bir şey fark ettin. Birinin olmadığını gördün. Hangisi yok? Şeyde turuncu, mor yok sanki. Mor yok başka? Evet. Mor yok, turuncu yok. Turuncu yok. O ikisini biliyorsun. İki evet. Tane de var olanı biliyorsun. Evet. O yüzden bence şansın yüksek. Kırmızı. Kırmızı. Sonra burada pembe. Pembe. Sonra yeşil. Yeşil. Sonra siyah. Siyah. Şöyle yapalım. Üç tane kırmızı. Yani üç tane kırmızı, üç renk doğru. Öyle değil mi? Oh my god. Hem renk doğru hem yerleri doğru. Tamam, üç tane. Çok iyi. O zaman bir tane yanlış var. O siyah olan demek ki. Öyle olması lazım. Tamam. Şimdi yeşil düşünüyorum. Yeşil doğru. O zaman buraya tekrar yeşil koy. Öyle düşünüyorum. Şimdi aç bakayım şeyim. Şimdi 3 tane sadece doğru. Yani ben şimdi şeyde renkler ne kaldı? Siyahın olmadığını düşünüyorum dedim. O zaman burası pembe. Tamam pembe koyalım. Mavi ben kullanmadım ya. Mavi en son. Maviyi en başta kullandın. Şimdi bak. Ama... Senin burada 3 tane kırmızın var ya. Bu 3 kırmızıdan mavi ve yeşil ve kırmızının olduğunu biliyorsun. Değil mi? Evet. O zaman pembe veya siyahtan birisi doğru. Birisi de yanlış. Tamam. Şuraya geldiğimiz zaman da bak pembe veya siyahtan birisi doğru birisi yanlış.
Değil mi? Dolayısıyla mor ve mavi elenmiş oluyor. Çünkü burada sadece bir tane çubuk var. Dört taneden sadece bir tanesi doğru. Onun da yeri yanlış. Şimdi buraya tekrar gelirsek. Burada. Pembeyi burada kullanmışız. Gördüğün gibi yeri farklı. Ve kırmızı demiş. Ama siyah doğru olsaydı beyaz olması lazımdı. Dolayısıyla ne diyoruz? Ama burası ne kaldı siyah renkler? Yani... Aynı renk olabilir. Olabilir i̇ki mi? İki pembe bari? Olabilir mesela. Aha, evet. Olabilir mi böyle bir şeyler? Evet, o iki çünkü pembe olursa mesela burada görünmüyor. Burada sadece bir tanesinin var olup olmadığı görünüyor. Kesin olmayanları biliyorsun zaten. Evet. Bazıları. Ama renkler kalmadığı için ben şimdi bak siyah biliyorsun. Siyah var mı yok mu? Yok. Sırayla gidelim. Pembe olma ihtimali var. Var. Turuncu yok. Mor? Mor yok. Mor bakalım. Evet yok. Yeşil? Yeşil olma var. İhtimali var. Mavi? Yok. Neden? Çünkü en başta çıkmadı. Kırmızı? Tamam. Kırmızı olma ihtimali de yok. Mor bakalım. Kırmızı olma ihtimali de var. Bakalım hepsini de dediğimizde zaten oyunu kazanacaksın. O yes. Zaman ben şöyle guess diyeyim. 3 tane kırmızı değil. Şöyle ben hemen hızlı bir şekilde pembe, yeşil, tekrar yeşil dedim. Aa. Bu da değil. Aslında bu senin şansın. Sen söyle. Ama benim oyunum oynadın. Tamam sen söyle. Üçünü de deneyeceğiz ya. Buraya ne koyayım? Pembe mi? Tamam pembe. Biz zaten pembe çıktı. Tahmin et dedim. Tamam. Ve bildim. Tamam bir şey. Tebrikler. Kaç tane? Böyle kaç 7. boş? 3 tane boşluk var pardon 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 evet. 9 hamlede bildin. Şimdi bak ben ilk hamlede nasıl biliyorum bak. Sana hemen bu oyun nasıl oynanır göstereceğim. Bir saniye. Tahmin et dedim bir tanenin yeri ve rengi doğru. Şöyle yapsak. Yanlışlıkla güzel bir taktik buldum galiba. İki tanenin yeri doğru. O zaman siyah yok. İki tane pembe doğru. Şöyle desek. Şöyle diyelim. Pembenin yerini bir kesiştirelim. Tamam. Şu iki tane burası pembe. Onu buldum. Ve oyunda siyah yok. O zaman her seferinde şunları pembe yapacağım. Şuraya turuncu, şuraya da mor desem. Mor kullandım mı? Kullanmadım. Mor ve turuncudan biri doğru. O zaman tekrar şöyle. İkisini de mor desem. Evet demek turuncu da yok. Ve morun yeri burası. Sadece şurası kaldı. Pembe. Pardon burası mor. Şuraya kullanmadığımız bir renk yeşil kullanalım. Yeşil yok. Şöyle, şöyle. Veya mavi kullanalım. Mavi de yok. Kimi? Aa şey yaptım ya. Ve mor kullanacaktım. Neyse mavi de yok. Şu. Şu. Mor. Ve kırmızı kullandık mı? Kullanmadık. Ve bildim. Kaç tane de bildim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Neden? Ama sen biliyorsun bu oyunu. Ben ilk sefer... Ya şimdi ağlamaya gerek yok. Bu yüzden... Ağlamaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben kendimi... Bu oyunu ben kazandım. Evet yorumlarını arkadaşlar, alalım. Arkadaşlar ben kendimi tebrik ediyorum. Çünkü ilk sefer oynuyorum. Bu yüzden bence... İlk seferine göre hadi iyi sayılırsın diyelim ve videomuzu bitirelim. Ama videoyu bitirmeden önce yukarıya bir anket koyacağım arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde hangi oyunu oynamamı istersiniz diye size sormak istiyorum. Listemde risk oyunu, dünya haritasında yer tahmin etme oyunu, izlediğiniz bu videonun yani Mastermind'ın devam bölümü ve Roblox'ta başka bir sürpriz haritada bir oyun var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.